öfke problemi, istikrarsızlık. Sende bu var örneğin. Veya istikrarsızlık var. Bir dikiş tutmuyor. Yani nereye başlasan kuruyor. Ya bir türlü ilerleyemiyorsun veya oradan oraya zıplıyorsun. Hayatın boyunca hep zamanını tükettin. Veya öfkeni kontrol edemedin. Veya korkuların var, kaygıların var, özgüven eksikliğin var, tamam mı? Bu problemi nasıl çözersin? Bunu şahsiyet eğitimiyle olur. Bunu çözmek ancak öyle olur. Şöyle örnek vereyim. Sen çocuğuna saz öğretmek istiyorsun, değil mi? Saz kursuna gönderiyorsun, yani bir hoca tutuyorsun. Bak, bir hocası var. Örneğin sen çocuğunu okula gönderiyorsun, hocası var, bir öğretmeni var. Çocuğuna piyano çaldırmak istiyorsun, hocası var. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğrettirmek istiyorsun, hocası var. O zaman öfke kontrolü için de veya istikrarsızlık için de sende öyle bir problem varsa veya özgüven eksikliği varsa bunun da hocası var arkadaşım. Bu da bir beceri kazanıyorsun. Bu da bir antrenman. Yani hayatında bir beceri kazanmak istiyorsan hep hoca tutuyorsun. Hepsini tutuyorsun. Buna inanıyorsun. O zaman öfkeni kontrol etmek için de veya özgüvenini arttırmak için de bunun da çözümü için bir hoca var. Bu da çözülüyor. Bu ayıp değil ki kendini geliştirmek. Yani senin çocuğunu okula göndermen ayıp mı? Bu nasıl ayıp değilse kişisel gelişim de ayıp değil. Şahsiyet gelişim de ayıp değil. Yani öfkeni kontrol etmek için, şahsiyetini geliştirmek için bir mentor tutman, öğretmen tutman, kursa katılman ayıp değil ki. Bu normal bir şey. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Senin hedeflerin var. Hedeflerin işte nedir? Biraz önce saydıklarım. Ve bir şeyleri yapmak istiyorsun hayatında. Ama hocam bana ne katacak? Yani ben şahsiyet gelişimi yaparsam bana ne katıyor bu? Ne değiştirecek? Hayatımda neler değişecek? Ben sana en kolayı şu şekilde söyleyebilirim. Binlerce eğitime katılan insanların söyledikleri sonuçları neler? Neler kazanmışlar? Hayatında neler değişmiş? Ortak cümleleri nelerdir? Ortak çözdükleri sorunlar nelerdir? Hangi hedeflere ulaştıklarını, onların söyledikleri cümleleri, kelimeleri ben söyleyebilirim. Mesela ne olabilir? Biz Almanya'da Türkçe konuşanlar için hazırladığımız programlar kafadaki engel olan kilitleri açarak içlerindeki atıl kalan potansiyeli keşfetmelerine yardımcı oluyor. Atıl, duran, hiç kullanılmayan potansiyel. Sonra programa katılanlar hayata daha olumlu bakabiliyor. Kendilerine zaman ayırarak kararlı bir şekilde hedeflerine ilerleyebiliyorlar. Psikolojik olarak daha güçlü hale geliyorlar ve sakin, olumlu bir yaklaşım sergiliyorlar hayata. İşlerini severek yapıyorlar ve kurdukları hayallere ulaşabiliyorlar çok rahatlıkla. Ev, araba ve iş gibi hedeflerine adım adım ilerliyorlar. Programlarımız katılımcıların özgüvenini arttırıyor. Korkularından kurtulmalarına yardımcı oluyor ve istikrarlı bir şekilde hedeflerine, hayallerine ilerlemelerini sağlıyor. Bu sayede kendilerine ve başkalarına da faydalı olabilecek güçlü ve etkili insanlar haline geliyorlar. Yani liderlik özelliklerini geliştirerek çevrelerindeki insanlarla iyi iletişim kurabiliyorlar. Ve sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar. Pozitif düşünce yapısı ve mantıklı çözüm üretme becerileri sayesinde her zaman olumlu bir bakış açısıyla çevrelerine ilham verebiliyorlar. Programlarımız sayesinde katılımcılar disiplinli ve düzenli bir şekilde hedeflerine ulaşarak ne istediklerini bilen enerjik ve neşeli bireyler haline geliyorlar. Her zaman girişken ve dirayetli davranarak hayallerine ulaşmaları için gereken adımları atıyorlar. Programlarımız insanların etrafında çevresinde konuştukları cümlelerden etkilenmemelerini sağlıyor. Yani onların dedikleri o kadar önemli olmuyor. Kendi hedeflerine odaklanmalarını ve sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda önüne bakarak. Eğer siz de potansiyelinizi keşfetmek, hayallerinize ulaşmak istiyorsanız bizimle birlikte bu yolculuğa çıkabilirsiniz.